Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Çakal. 1,5 yıl önce 5,5 yaşındaki oğlum ile İsviçre'ye rica ettim. İstanbul Sözleşmesi'nin mağdurlarından biriyim. Uzun yıllar eşim tarafından sistematik şiddet gördüm. Evliliğim boyunca bu şiddetten kurtulmak için başvurmadığım yer kalmadı. Her sığındığım yerden tekrar o şiddet ortamına geri gönderildi. Çocuğumu ve beni öldürmek isteyen adama karşı öz savunma hakkımı kullandı. Ölmemek için kendimi savundum. 3 yıl boyunca cezaevinde kaldım. Başlarda ben katilim deyip vicdan azabı çektim. Ama şimdi öyle olmadığımı biliyorum. Yargılama sürecinde uzun yıllar maruz kaldığım sistematik şiddet, maruz kaldığım şiddetten kaynaklı yaşadığım travma ve psikolojim göz önünde bulundurulmadı. Can güvenliğimin kalmadığı zamanda devletin şiddetini, çok özür dilerim, çok heyecanlanıyorum. Jin, jian, azadi! Jin, jian, azadi! Jin, jian, azadi! Ni, uno, menos! Ni, uno, menos! Can güvenliğimin kalmadığı zamanlarda sığınmış olduğum devletin koruması ve güvencesi altında olan kadın sığınma evinde dahi beni zorla, baskıyla şiddet gördüğüm eve tekrar götürmeleri bile göz önünde bulundurulmadı. Ben ve benim gibi binlerce kadın, çocuk, LGBTİ artıları için İstanbul Sözleşmesi bugün uygulanmış olsaydı bugün bambaşka hayatlarımız ve geleceğimiz olurdu. İşte bu yüzden İstanbul Sözleşmesi yaşatır diyorum. Bugün de 1 Temmuz'da İstanbul Sözleşmesi'nin geri çekilme kararına karşı çıkmak için bir araya gelen Türkiye'deki kadın arkadaşlarımızın sesine ses olmak için buradayız. Ve İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Ve İstanbul Sözleşmesi bizimdir diyoruz. Şey